Herkese tekrar merhaba. Ben Vahap Sönmez. Bugün sizlere Ansys Discovery Live yetenekleriyle ilgili bir sunum gerçekleştireceğim. İçeriğimize baktığımızda öncelikle Ansys Discovery Live nedir? Kimler tercih etmelidir? Faydaları nelerdir? Yetenekleri ile ilgili genel bir bilgilendirme yapacağım. Daha sonra da demo kısmına geçip uygulamalı olarak programı detaylı olarak inceleyeceğiz. Ansys Discovery Live bir mühendislik simülasyonudur. 3 boyutlu olarak çalışmaktadır. Kolay kullanılabilen, yönetilebilen, öğrenilebilen ve erişilebilen bir yapıya sahip ve gerçek zamanlı olarak çalışmaktadır. Kolay kullanılabildiği için tüm mühendisler, hatta tasarım departmanındaki tüm ekip üyeleri rahatlıkla bu aracı kullanabilirler. İnteraktif bir çalışma yapısı olduğu için geometrilerdeki, ortam şartlarındaki ve sonuçlardaki değişimleri anlık olarak görmemize imkan sağlar. İnteraktif yapısı sayesinde daha tasarım aşamasındayken ürünlerimizi inceleyebilir, sonuçları görebilir, değişikliklerimizi yapıp tekrar sonuçları görebiliriz. Geometri oluşturmaya, düzenlemeye ve temizlemeye de imkan sağlayan bir yapısı var. Yapısal, termal, iç ve dış akış, model analiz ve topoloji optimizasyonu konularında çözümlere sahiptir. Demomuza geldiğimizde öncelikle bir yapısal analiz gerçekleştireceğiz. Daha sonra iç ve dış akışla ilgili örnek uygulamalarımız olacak. Etkinliklerimizi LinkedIn'den ve YouTube Creo TR kanalından takip edebilirsiniz. Şimdi canlı demo kısmına geçeceğim. Şu şekilde bir arayüz karşımıza geliyor. Bu arayüz Discovery Live arayüzü. Burada ilk satırda yer alan ikonlar yapacağınız analize göre size template'ler sunmaktadır. İşte bir termal analiz yapacaksanız bunu seçebilirsiniz. Dış akış, iç akış, yapısal analiz, topoloji optimizasyonu gibi yapılar bulunmakta. Bunları tercih edebilirsiniz. Bu konularla ilgili de kendi içerisinde örnekler bulunmakta. En altta ise son çalıştığınız örnekleri bu şekilde saklamaktadır. Bir örnek açalım burada. Kamyon örneğimizi açalım. Buradaki örnekler analiz için gerekli tanımlamaları içerisinde barındırmakta. Dolayısıyla sizin de başka analizleri yaparken rahatlıkla detaylı bilgilere sahip olmanızı sağlamaktadır. Bakın direkt modelimizi açtık, analizimiz anlık olarak çalışmaya başladı. Burada dış akış olduğu için burada bir geometrimiz mevcut. Onun malzemesi hava olarak tanımlanmış, sıcaklığı belli, yer çekimi tanımlanmış. Buradan akış hızı verilmiş. İstenirse edit diyerek nereye tanımlanmış bunu görebiliriz. Bakın 20 metre bölü saniyelik bir hızla şu yüzeyden bir akış tanımlanmış. Ve bir de çıkış basıncı tanımlanmış. Buraya 0 megapaskal olarak verilmiş. Bunu da buradan görebiliriz arka yüzeyde. Sıfır olarak verilmesinin amacı atmosfere açıldığını tanımlamak. Eğer bir basınç verirsek karşısında bir basınçla karşılaşacağını görecektir ve akışı ona göre yapmaya çalışacaktır. Eğer bir çıkış basıncı vermezsek de bunu kapalı bir hacme basıyormuş gibi davranacaktır. Dolayısıyla bu şekilde bir çıkış basıncı vermemiz gerekiyor.
slip symmetry dediğimiz yapı ise bu sonuçları alırken işimizi kolaylaştırmak için belirlediği simetri düzlemi. Anlık olarak sonuçları görebiliyoruz. Burada işte ne kadar süredir analizi yaptığı, sonucun ne olduğu, en fazla sıcak akışın hızlı olduğu yer neresi onu bize göster dediğimizde şöyle dairelerle kırmızı en fazla, mavi en düşük olduğu yeri gösterecektir. Hızı görebileceğimiz gibi basıncı da aynı şekilde dağılımını görebilecek şekilde yönetebiliyoruz. Çeşitli alternatifler var. Surface olarak göster, kompozit olarak göster gibi. İzo surface'ler gibi. Çeşitli alternatiflerle görüntü sağlayabiliyoruz. Ayrıca mesela şöyle dinamik olarak tutup çekerek kesitimizi de kaydırabiliriz. Şekilde. Sonuçları yönetebiliriz. Şimdi başka bir örnek yapayım. Bu örnek bir dosyayı açtığımız yapıydı. Bu arada sorularınızı sunumun sonunda cevaplayacağım. Şimdi bir tane yapısal analiz yapmak istiyorum. Buradan all diyerek tüm formatları açabiliriz. Bu kendi formatı step açacağım. Şimdi step olarak aç diyorum. Modelimizi açtık. Ekranımıza geliyor. Bu şekilde gördük. Taşıyabiliriz aşağıda bir Create Solution kısmı var. Buraya kliklediğimizde nasıl bir analiz yapacağız? Bunu seçmemizi istiyor. Ben burada yapısal olacağı için Structure'ı seçtim. Malzeme soruyor. Steel seçiyorum. Select body diyor. Body'yi seç diyor. Şöyle ekranı üst köşeden alt köşeye doğru tarayacak şekilde seçiyorum ve OK dediğimde malzeme tanımlamam gerçekleşiyor. Malzeme tanımlandıktan sonra direkt yapısal analiz kısmıyla devam ediyoruz. Burada da model ağacını rahatlıkla görebiliriz. Setup'la devam ediyoruz. Eğer bir yer çekimi tanımlamak istiyorsak gravity diyoruz. Hemen buraya bir gravity ekliyor. X, Y, Z yönlerinde hangi yönde verilmiş? Z yönünde. Buradan da koordinat sistemini görebiliriz. Eksi 9,81 metre bölü saniye kare olarak bir yer çekimi eklemiş olduk buraya. Setup'la devam ediyorum. Bir mesnet tanımlayacağım. Modelimi çevirdim. Mesnetimin olacağı yüzeyleri seçiyorum. Okey dediğimde oraya da mesnet tanımlamasını yapmış oldum. Daha sonra buraya bir kuvvet uygulayacağım. Nereden? Şuradaki yüzeyi seçiyorum. Ne kadarlık bir kuvvet olacak? Diyelim ki 300 Newton bir kuvvet uygulayacağım buradan. Tanımlamalarımı bitirdikten sonra buradan speed veya hassasiyet ayarlarını ayarlayabilirsiniz. Speed'i arttırdıkça hassasiyet düşecektir. Azalttıkça hassasiyet artacaktır. Bu donanımınızla alakalı. İyi bir ekran kartınız varsa daha düşük hızlarda yüksek hassasiyette çözdürebilirsiniz. Ben şu an için bu ayarda çözdüreceğim. Play dediğim anda analizi başlatıyor.
Sonuçlar sağ tarafta gözükmeye başlıyor. İstersem şu şekilde sonucu görebiliriz. Şu an çok küçük bir yer değiştirmeye maruz kaldım milimetre olarak. İstediğiniz anda buradaki kuvveti arttırabilirsiniz. 400 Newton olarak uygula dedim. Hemen bakın 0,3 milimetrelik bir yer değiştirmeye maruz kaldığını gördük. İstersek buradan hemen von Mises değerinden gerilmeleri göstermesini isteyebiliriz. Şu an 219 megapaskal değerinde bir gerilme oluşuyor. Nerede en fazla dediğinizde şu şekilde oluşan yeri size gösteriyor. Anlık olarak müdahaleler edebildiğimizden bahsetmiştik. Mesela buradan Edit'e geliyorum ve Full diyorum. Yüzeyimi seçtim. Şöyle bunu biraz daha kaydırırsam nasıl bir etkisi olacak? Onu anlamak istiyorum. Değişikliğimi yaptım. Tekrar çözümlüyor. Evet, 170 megapaskala 186 megapaskallara düştüğünü görebiliriz. Yer değiştirmeyi görelim. Şu an yer değiştirmesi 0,27 milimetreler civarında. Bu şekilde analizlerimizi yapıp sonuçlarını da anlık olarak rahatlıkla görebiliyoruz. Başka bir örnek yapalım. İç akış örneği yapacağım. Modelimiz açıldı. Buradan Create Solution diyorum. Akış analizi yapacağım. Ne olacak? Su olsun diyorum. Water olsun diyorum. İç akış mı, dış akış mı? Internal. Hacim oluşturmayacaksınız. Bunu seçmiyorsunuz ama ben oluşturacağım şu an. Dolayısıyla create diyorum. Create dedikten sonra da suyun girişi burası olacak. Çıkışı burası olacak. Buradan da girip çıkacağına şöyle karar verebilirsiniz. Kontrole bastığınızda giriş yapar. Eğer kontrole basmazsanız o da yine çıkış olarak tanımlayacak. Hemen kendisi hacmi belirledi, verdiğimiz malzemeyi uyguladı, girişlere belli bir hız verdi ve çıkışı da atmosfer olacak şekilde tanımladı. Dolayısıyla anında ne yapmış olduk? Akış analizini yapar duruma gelmiş olduk. Çok hızlı ve pratik bir şekilde bunu gerçekleştirmiş olduk. Şimdi mesela burada 0,5 metre bölü saniye vermişti. Bunu değiştirmek istersek buraya tıklıyoruz. Burası 5 olsun diyorum. Ve buraya da gelip değerini değiştiriyorum. Burası da 5 olsun diyorum. Yine atmosfere açılsın diyorum. İşlemimizi yaptıktan sonra bakın analizi yapmaya başlıyor. Kırmızı yerlerde hız 27 metre bölü saniyelere kadar çıkıyor. İki taraftan 5 metre bölü saniye verdik. Şekilde görebiliyoruz. İstersek bunları çeşitli gösterim şekilleriyle de görmemiz mümkün. Transparanlığını ayarlayabilirim. Step size'larını, hızını ayarlayabilirim. Boyutlarını ayarlayabilirim. Bakın şu şekilde tanecikler
olarak görmek mümkün. Burada çeşitli alternatifler var. Akışı izlemek için oklarla olabilir, line'larla olabilir, boyutlarla olabilir. Bunlarla izlemek mümkün. Buradan mesela geliyorum, basıncını göster diyorum. Oluşan basınçları bize burada gösteriyor. Megapascal cinsinden. Şekilde de bir iç akış yapmış olduk. Kullanması oldukça kolay. Şimdi bir örnek daha yapacağım. Bu örneğimizde dış akışla alakalı olacak. Buradan close diyorum, modelimi kapatıyorum. Open diyorum. Spor bir araba seçeceğim, içerisinde şoförü olan. Şekilde modelimizi açtık. Taşıyabiliriz bu şekilde. Create Solution diyerek buradan yine nasıl bir analiz yapacağımızı seçiyoruz. Bu sefer dış akış seçeceğim. Hava olacak, external olacak. Bir hacim olsaydı burada o hacmi seçip kullanabilirdik. Olmadığı için create diyorum. Create'e tıklayınca kendisi bir bounding box oluşturuyor. Havanın nereden geleceğini belirlememi istiyor öncelikle. Buradaki yeşil oka klikliyorum. Daha sonra da bana zemini soruyor. Zeminimi seçiyorum. Zemini seçtikten sonra kendisi direkt analizi başlatıyor. Bu şekilde analizi yapmaya başlıyor. Birimleri yönetmek oldukça kolay bunda. File'a gelip Live Options'tan gelip birimleri değiştirmemiz mümkün. Unity seçiyorum. Buradan istenirse mouse tuşları falan da değiştirilebiliyor. Metrik olarak değişsin diyorum. OK diyorum. Bakın analizimizi başlattı ve koşmaya başladı. Burada ne kadar bir metre bölü saniye cinsinden 10 metre bölü saniyelik bir hız veriliyormuş. Şuradaki yüzeyden. Bunu seçiyorum. Bunu 20 yapıyorum. Hemen 20'ye göre değişecek buralar, bakın. Değişti. Hatta şöyle araç olduğu için bunun birimini de değiştireyim şuradan. Sadece hızın birimini değiştirmek istiyorum mesela burada. Kilometre bölü saat olsun. OK diyorum. Bakın buradan vermiş olduğum hız 72 kilometre bölü saate denk geliyormuş. Oluşan hız dağılımı bu şekilde. İstersem yine böyle kaydırabilirim. Veya şurada çeşitli alternatiflerimiz vardı. O alternatifleri kullanabiliriz. Buradan akışın veriliş yerini yönetebiliriz şöyle. Ve çapını da yönetmemiz mümkün. Şekilde yönetmek mümkün. Veya bu şekilde bir gösterimle şunları kapatalım. Kaydırabiliriz. Şöyle yönetebiliriz bunları da.
şekilde gösterimlerle de görmek mümkün. Normal şekilde de bakmamız mümkün. Yine hıza ve basınca bakabiliriz. Eğer sıcaklıkla işimiz varsa sıcaklık veya türbülansla ilgili sonuçları da görmemiz mümkün. Kolay kullanması, öğrenmesi de oldukça kolay. Ve ANSYS altyapısıyla çalışmak da sonuçlar da oldukça başarılı. Evet, sorularınızı alabilirim şimdi. Sunumumuz burada bitti. Var mı sorularınız? Burada şu şekilde speed veya fidelity diye geçiyor. Buradan fidelity arttırdıkça mesh size'ınız küçülüyor. Hızınız da yavaşlıyor. Yani şöyle yaptığımızda mesh size artıyor ve hızınız daha çabuk çözümleniyor. Böyle yaptığımız zaman hızımız azalıyor. Yani sonuçları biraz daha beklememiz gerekiyor. Mesh sayısı sıklaşıyor. Buradaki mesh kontrolü bu şekilde gerçekleşiyor. Burada minimum size olarak belirleniyor. Buradan ayarlayabilirsiniz mesh size'ını. Ayrıca bir mesh size kontrolü burada bulunmuyor Discovery Live'da. Discovery Live'ın deneme sürümü forma üye olduğunuzda veriyor. Oradan Ansys forumları var. Oraya üyelik açtığınızda hem videolara ulaşabiliyorsunuz hem de deneme sürümüne ulaşabiliyorsunuz. Burada ANSYS veya diğer analiz çözümlerindeki gibi bir mesh kontrolümüz yok. Bu çözümün amacı da zaten tasarımcıların ve diğer ekip üyelerinin kolaylıkla analiz yapmalarını sağlamak. Burada mesh ile ilgili detaylar bulunmuyor. Live olarak adlandırılmasının nedeni sonuçları anlık olarak canlı canlı görebiliyorsunuz. Yani bir değişiklik yaptığınızda nasıl bir etkisi oluyor? Anında görme imkanınız oluyor. ANSYS'in diğer modüllerinden temel farkı ise burada birçok işlemi gördüğünüz üzere template'ler üzerinden yapıyor. Yani siz modeli çağırdığınızda nasıl bir analiz yapacağınızı belirtiyorsunuz. O kendisi hatta giriş hızını bu akış analizi için söylüyorum. Giriş hızını ve çıkış basıncını kendisi default olarak bir şey tanımlıyor. Siz daha sonra düzenliyorsunuz. Yani amaç hızlı pratik olarak çalışmak. Evet, ekran kartınızın performansı önemli burada. Ekran kartınız ne kadar kaliteli bir ekran kartıysa, çünkü GPU'ya yükleniyor, o kadar daha verimli çalışabilirsiniz. Hatta sonuçlara bile etkisi olabiliyor. Çünkü burada speed ve fidelity'yi yönetirken sizin ekran kartınızın performansı önemli olduğu için sonuçlara da etkisi olabiliyor.
Var mı başka sorusu olan? Ben teşekkür ederim katılımlarınız için. Başka bir etkinlikte görüşmek dileğiyle o zaman. İyi günler diliyorum. Ben teşekkür ederim.